Maalesef dünyamızda her zaman her şey adaletli olmuyor. Özellikle de iş dünyasında. Nick meslek eğitimi görüyor. Ama her gün kendisinden fazla mesai yapması bekleniyor. Bunu yapmak zorunda mı peki? Janine hamile ve bu yüzden şefi elinden önemli projeleri alıyor. Bunu yapabilir mi peki? Paul hasta olduğu için raporlu ve işvereni onu bu yüzden bir günde işten çıkarıyor. Peki şimdi ne olacak? Yüksek ücret karşılığında bir avukata mı başvurmak gerekir? Süper güçlerin yardımcı olması mı ümit edilmelidir? Ya da iyi bir danışman mı aranıp bulunmalıdır? Bu üç kişi de çok şanslı. Çünkü hepsi de Zarland İşçi Odası üyesi. Üyelerimiz için buradayız. Üyelerimize iş ve sosyal konularda danışmanlık sunuyoruz. Üstelik ücretsiz ve tabii ki bilgilerini gizli tutarak. Üyelerimiz Zarland eyaletinde sigortalı olarak çalışanlardan oluşuyor. Bu arada bu çalışanlara Zarland eyaletinde yaşamayan fakat çalışmak için gelenler de dahil. İşçi odasının hukuk uzmanları hem bireysel bir görüşme çerçevesinde hem de telefonla veya internet üzerinden danışmanlık hizmeti sunuyor. Hem de yılda 40 binden fazla değişik durumda. En yüksek mercide ülkemizde çalışanların sesiyiz. Örneğin yeni yasa ve yönetmelikler çıkarıldığında. Bu durumda da ciddi yorumlar yapıyor ve yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Ayrıca işçi odası ileri eğitim içinde çalışmalar yapıyor. Zarland eyaletinde çalışan herkesin eğitim izni hakkı vardır. Seminerler Kırkıl Eğitim Merkezi tarafından veriliyor. Bu seminerlere yılda binden fazla kişi katılıyor. İşçi odası çok sayıda alanda araştırma yapıyor ve projeksiyonlar oluşturuyor. Peki şimdi ne olacak? İsterseniz ayrıntılı bilgi, isterseniz kişisel yardım ya da danışma hizmeti almak isteyin, biz sizin için buradayız. Zarland İşçi Odası, danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmeti.